Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif dün resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geldi. Başbakan Erdoğan ve Pakistan'ın mevkidaşı yüksek düzeyli işbirliği toplantısına katıldı. İki ülke arasında enerjiden ticarete, ulaştırmadan şehirciliğe farklı alanlarda 13 anlaşma imzalandı. İki başbakan ilişkilerin daha stratejik boyutlara ulaşacağını da açıkladı. Başbakan Erdoğan resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif'i dün Başbakanlık Merkez binada ağırladı. Erdoğan, Pakistan'ın meslektaşını resmi törenle karşıladı. Baş başa görüşmelerin ardından yüksek düzeyli işbirliği toplantısı yapılırken iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılması hedeflendi. Yüksek düzeyli işbirliği toplantısında enerjiden ticarete, ulaştırmadan şehirciyle 13 anlaşma imzalandı. Ayrıca Türk Hava Yolları'nın İslamabad, Karachi ve Lahore'a yaptığı sefer sayısının artırılmasına karar verildi. İki başbakan görüşmelerin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başbakan Erdoğan, iki ülke arasındaki yüksek düzeyli işbirliği toplantısını stratejik konseye dönüştüreceklerini söyledi. Her iki tarafın dışişleri bakanlıklarının sekreteryasında götürülüyor, yürütülüyor. Onlar tarafından takip ediliyor. Tabii ayrıca da bakanlıklarımız kendi aralarında bu süreci çok sıkı bir şekilde takip etmekte ve bunların kararlılığıyla da zaten neticeyi alacağız. Bir yıl Türkiye, bir yıl Pakistan'da olmak suretiyle bugüne kadar nasıl geldiysek, bundan sonra da başbakanların nezaretinde de adeta bakanlar kurulu toplantımızı yapacağız. Nawaz Şerif ise Türkiye'ye olan ilişkilere verdikleri öneme değindi. İki ülke arasındaki tarihi bağlara vurgu yaptı. Görüşmelerimizde büyük bir paralellik tespit ettik. Pek çok konuda işbirliği için mütabakat zaptı imzaladık. Bölgedeki istikrarsızlıklara dikkat çeken Şerif, Türkiye ve Pakistan'ın bu coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için ortak olarak çalıştığını söyledi. Şerif, Başbakan Erdoğan'ı Pakistan'da görmeyi arzu ettiğini, bu ziyaretinde Kasım ayında gerçekleşebileceğini dile getirdi. Erdoğan, konuğu onuruna resmi konutta bir de akşam yemeği verdi. Konuk Başbakan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edildi. Çankaya Köşkü'ndeki törende Nawaz Şerif'e Cumhuriyet nişanı verildi. Gül, törende yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki dostluğun ve tarihi bağların altını çizdi. Çankaya Köşkü'nde Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif'e Cumhuriyet Nişanı ve Berat'ı takdimi töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Gül ile eşi Hayrunisa Gül, Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif ile eşi Begüm Katun Nawaz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve Pakistanlı bakanlar katıldı. Gül, Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif'in özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Nişanı'nın Türkiye'nin devlet başkanları haricindeki kişilere verilen en büyük nişan olduğunu dile getirdi. Abdullah Gül, dostça ilişkilerin geliştirilmesinde ve halkların birbirlerine yakınlaştırılmasında üstün başarı sergileyen devlet adamlarına verilen nişanı, Pakistan Başbakanı'na takdim etmekten onur duyduğunu söyledi. Az kardeşim, bütün siyasi hayatınız boyunca ülkenizde demokrasinin hüküm sürmesi ve kalkınmanın hızlanması için mücadele ettiniz. Demokrasinin askıya alındığı dönemlerde dahi ülkenize zarar vermemek için hep sağduyu, sabır, fedakarlık ve vatanperverlik duygusu içerisinde hareket ettiniz. Bu erdemlerinizle Pakistan halkına ve biz dostlarınıza hep güven verdiniz, umut aşıladınız. Gül konuşmasının ardından Şerif'e Cumhuriyet Nişanı'nı takdim etti ve beratını verdi. Nawaz Şerif ise nişanı aldıktan sonra yaptığı konuşmada kendisine Cumhuriyet Nişanı'nın tevcih edilmesinden dolayı büyük onur duyduğunu söyledi. Bu zarif tören sadece simgesel değildir. Bu tören Himalayaların tepesinden Anadolu'nun yaylalarına uzanan ve halklarımızın kalbinde yaşayan özel ve güzel ilişkilerin kendine has nişanesidir. Devlet nişanına layık görülen Nawaz Şerif, Pakistan siyasi tarihi açısından önemli bir isim. Üç kez seçimle iş başına gelen Şerif, ülkesinde demokrasinin kesintiye uğradığı askeri darbe dönemlerinde bile mücadeleden vazgeçmemiş bir siyasetçi. Pencap kaplanı olarak da anılan Pakistan'ın en tecrübeli siyasetçilerinden Nawaz Şerif, bu yıl yapılan seçimlerde daha önce iki kez bırakmak zorunda kaldığı başbakanlık koltuğuna yeniden oturmayı başardı.
Şerif ilk olarak 1990 yılı Kasım ayında dönemin başbakanı Benazir Bhutto'nun görevden alınmasının ardından enerji konusunda Türk şirketlerinin buraya ilgi duymakta olduklarını bilmekteyiz. Pakistan'da madencilik konusunda, kömür işletmeciliği konusunda ve hidroelektrik imkanları açısından fırsatlar söz konusu olabilecektir. Pakistan'da önemli bir enerji işbirliği imkanı söz konusu. Efendim, geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Erdoğan Bayraktar Pakistan'ı ziyaret etti ve sizin TOKİ örneğiyle ilgilendiğinize dair haberler yer aldı basında da. Biz de yakından takip ettik. Şimdi Pakistan'ın yeniden inşası ve yapılandırılmasında Türk yatırımcılara bir çağrınız olacak mı? Ne tür projelerle ilgileniyorsunuz? We have middle classes in Pakistan. Pakistan'da önemli imkanda orta sınıf insanlar söz konusu ve bunun altında yaşayan ekonomik sınıflarda söz konusu, ekonomik imkanlar içerisinde olan insanlar söz konusu ve elbette ki insanlar için öncelikli ihtiyaç konut ihtiyacıdır ve Türkiye bu alanda gerçekten önemli atılımlar içerisinde ve bugün aynı zamanda Türkiye içerisinde bu girişimler çok çok hızlı bir şekilde, konut sektörü çok çok güçlü ve Pakistan'a önemli yatırımlar gerçekleştirdiler hali hazırda. Ve bu çerçevede iki kez toplantı gerçekleştirdik ve Türkiye'de gerçekleştirilen konut projelerini de incelemekteyiz. Orta halli vatandaşlar için ve daha üst düzey ekonomik imkanlara sahip vatandaşlar için neler gerçekleştirilebiliyor toplu konutlar çerçevesinde bunlara bakacağız ve çok çok önemli imkanlar karşılıklı paylaşılabilecek atılımlar olmuş olduğunda görmekteyim. Türkiye bu konuda önemli deneyim paylaşabilecek bir ülke ve aynı zamanda Türk tarafıyla Pakistan'da da benzer projelerin gerçekleştirilebilmesi açısından görüşmelerimiz olacak. Pakistan nüfusu bilindiği üzere 180 milyon insan yaşamakta ve burada büyük bir ihtiyaç söz konusu. Konut ihtiyacı bölgedeki diğer ülkelere göre daha fazla. Elbette ki Hindistan'ı bunun dışında tutuyorum. Çok çok yüksek oranda nüfusa sahip. Bu çok önemli bir alan olacak ve bunun için de bir işbirliği fırsatı söz konusu ortak girişimler için ve aynı zamanda elbette ki Ankara'dayken bu alandaki yetkililerle görüşeceğiz. Farklı sektörlerden, farklı alanlardan kişilerle görüşme imkanı olacağını düşünüyorum. Farklı sektörlerden bu görüşmelerde daha fazla İstanbul'da yoğunlaşacaktır. İstanbul'a geçeceğiz ve İstanbul'da görüşmelerimiz söz konusu olacak. İş dünyasıyla görüşmelerimiz de orada olacaktır diye düşünüyorum ayın 18'inde ve bütün bu alanlara değinme imkanımız olacak ortak girişimler için Pakistan'da hedeflediğimiz. Pakistan ve Türkiye çok çok şeyler yapabilir. Burada değindiğimiz gibi karşılıklı deneyimlerinden faydalanabilirler. Aynı zamanda yatırımları farklı alanlardaki yatırımları karşılıklı olarak incelememiz iyi olacaktır. Helikopter üretimi konusu bizim ilgimizi çeken bir konu. Türkiye'de gerçekleştirilen, Türkiye'de karşılıklı olarak yapabileceğimiz. Şimdi efendim, Türkiye ile ilişkileriniz dostlukla, tarihi ilişkiler boyutunda devam ediyor ama Türkiye ile ortak bir noktanız da var. Türkiye de terörle mücadele eden bir ülke. Siz de terörle mücadele eden bir ülkesiniz. Özellikle Taliban terörünü sona erdirmek adına müzakere sürecine ilişkin, örgütle görüşme sürecine ilişkin bir yol haritası var mı efendim? We want peace in Pakistan. Bu çerçevede we want peace in the region. Biz Pakistan'da ve bölgede barış istemekteyiz. Want to have good relations with our neighbors. Komşularla iyi ilişkiler bizim için hedef. Elbette ki Pakistan
as a neighbor is concerned, then of course. Elbette ki komşular için de çok çok önemli. Pakistan, iyi ilişkilerin ortaya konulması, Hindistan'la örneği ve bütün aktörlerle, elbette ki bütün ülkelerle iyi ilişkiler çok çok önemli bölgede. Bilindiği üzere terörizm karşısında gerçekten çok çok büyük zararlar gördük. Çok fazla insan hayatını kaybetti. 40 bin kişiden bahsedebiliriz ve burada askeri unsurlar söz konusuydu. Polis yetkilileri söz konusu ve yine çalışan memurlarımız ve masum halk elbette ki ve bu açılardan bakıldığında ekonominin ne kadar etkilenmiş olduğu açıktır. Pakistan'daki terörizm sebebiyle ekonomi Pakistan'da ve tüm ülkelerde elbette ki barışçıl ortamlarda gelişebilir. Bu açıdan barışçıl barışçıl adımlar açısından da bunlar birbirini etkileyen süreçlerde ekonomik anlamda ve ekonomik gündemde bu tür adımların birlikte atılması çok çok önemli. Ekonomik gündemimiz çok çok yoğun elbette ki ve Pakistan Başbakanı olduğunu daha önceden de 1991 yılında da yine bizler ekonomik gündemi çok çok önemli noktalara taşımıştık ve bu konuyu çok çok özel bir konuma getirmiştik ve gayrimilli hasılayı %7 oranında artırabilme oranını yakalamıştık o süreçte de ve bu önemli bir başarıydı. Ekonomik politikaları başarılı bir şekilde ortaya koymaktayız ve elbette ki bunlarla birlikte bu bağlamda özelleştirme süreci önemli bizim için. Bankaların özelleştirilmesi was konusu appreciable by the whole nation. Bütün ulus tarafından, Pakistan halkı tarafından memnuniyetle karşılanmakta. Bunun ötesinde çok önemli kayıpları görmüştü. Halk ve bu açıdan bu konuyu memnuniyetle karşılamaktalar. Aynı zamanda elbette ki zararlar Pakistan halkı üzerine vergi olarak binmişti. Bu açılardan baktığımızda şunu inanıyoruz ki elbette ki Pakistan'la iş yapacak, yapmış olan o dönemlerdeki Türk şirketleri de etkilenmiştir ve altyapı, bugün de baktığımızda altyapı açısından Türkiye ve Pakistan arasındaki iş adamlarının ortaya koyabileceği imkanlar söz konusu ve yine baktığımızda 1990'ların başında da yine Turgut Özal'ın yönetimiyle başbakanlığı döneminde buraya ziyarette bulunmuştum ve bu şekilde Türkiye'de yapılmış olan, atılmış olan adımlardan etkilenmiştik o zaman da ve karayollarının inşası konusunda o dönemde atılmış olan adımlar çok çok önemli idi ve yine o dönemde de işbirliği çabaları içerisine girmiştik ve bu noktada elbette ki bu noktada Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Başbakanı hakkında da gerçekten teşekkürlerimizi ifade etmemiz gerekiyor. Ekonomi alanında, ticaret ve endüstri alanında çok çok büyük önemli atılımlar içerisindeler. Evet, Sayın Başbakan, Türkiye ile ilişkilerinizin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz ve bu ziyaretinizde bu gücü bir kat daha artıracak inanıyoruz. Sizin politikanız aynı zamanda komşularınızla bölgenizde de barışı sağlamak, barışla yaşamayı vaat ettiniz seçim kandalarınızda. Geçtiğimiz ayda Afganistan Cumhurbaşkanı Sayın Hamid Karzai'yi ağırladınız yine ülkenizde. Afganistan'la yaşanan sınır sorunu ve terör sorununu çözme adına bir beyan, bir irade beyanınız oluştu mu efendim bu ziyarette, görüşmelerinizde? Yes, I think we had a very good discussion. Evet, verimli bir şekilde bir görüşmemiz oldu. Yakın zaman içerisinde Pakistan'ı ziyaret etti ve Sayın Karzai ile karşılıklı fikir alışverişimiz çerçevesinde önemli konulara değindik ve şunu düşünüyorum ki her iki ülke de
barışın inşasını istemekte bölgede, bunu çok çok önemsemekte. Sadece Pakistan için değil, aynı zamanda Afganistan için de. Güçlü bir Afganistan elbette ki Pakistan'ın çıkarınadır. Ve şunu düşünüyorum ki Afganistan'ın istikrarı bölgedeki kalkınma için çok çok önemli olacaktır. Not only for Afghanistan but as well as the entire region. Ve bütün bölge için iyi olacaktır ve şunu ifade etmeliyiz ki bu noktada işbirliğini güçlendirmemiz gerekmekte ve Afganistan-Pakistan arasındaki işbirliğini geliştirmesini istemekteyiz. Hem Afganistan'da hem de Pakistan'da barışın inşası açısından elbette ki karşılıklı işbirliğimiz olması gerekmekte. Ve bunun dışında başka bir seçeneğimiz yok diye de düşünüyorum. Ve bu görüşmemiz çok çok olumluydu, etkiliydi ve Afganistan'ın herhangi bir bir taraf tuttuğumuz yok Afganistan'da. Burada bir bütünsel bir bakış açısı içerisindeyiz. Afganistan'ın bütününe bakmaktayız ve 1990'ların başında da Sovyet güçleri buradan ayrılırlarken elbette ki Pakistan çok çok önemli bir rol oynadı. Herkesi bir araya getirmek açısından ve Afganistan'la 7 gün süren toplantılar gerçekleşmişti ve Afgan liderliğiyle bir araya gelmiştik. Bu toplantılar önemliydi. Elbette ki bir uzlaşık hükümetinin oluşması açısından önemli çabalardı Kabil'de ve aynı politikayı uygulamaktayım. Burada bir cevap söz konusu bölgenin sorunlar için. Evet, aynı zamanda ihtilaflı olduğumuz Hindistan'la da ilişkileri düzeltme konusunda yine adımlarınız oldu. Şu an hangi düzeyde? Yes, yes, of course. Çok doğru. I have been saying during the election campaign that seçim sürecinde de bunu ifade etmiştim. Cordial relations with India. Hindistan'la ilişkiler